Sayın Başkan, CHP grup önerimiz üzerine söz aldım. Yüce Yetinizi Genel Kurulu ve bizi izleyen tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Lakin bugün genel kurulun açılışında Sayın Özlem Zengin'in şahsıma yönelik bir takım sözleri, soruları oldu. Öncelikle onları yanıtlayarak başlamak isterim. Şimdi Sayın Zengin demiş ki ben siyasete yoksul mahallelerde çalışarak o evlerde siyasi programlar düzenleyerek geldim demişsiniz. Ben de bir hekim olarak 23 yıllık meslek hayatımın 8 yılını verem savaş dispanserlerde yoksul hastalarla ve 15 yılını o yoksul bıraktığınız mahallelerde tuvaletsiz bebeklerini şekerli suyla kandırılan o evlerde çalışarak tam 15 yıl oralarda hizmet vererek geldim. Dolayısıyla ben de siyasete öyle paraşütle, uçurtmayla tepeden inmedim. O yoksul insanların, kadınların altına bağlayacak bez parası olmayan, halen elenmiş toprağı bebeğinin altına bez yaparak sarılan o mahallelerden geldim ben. Evet. Milletvekilleri, hala bu ülkede anneler çocuklarını şekerli suyla kandırıyor. Evet, diğer yandan bir diğer sorunuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapmadığını, o kocaman bütçeleriyle yapmadığını, küçücük bir ilçe belediyesinden tasarruf tedbirleriyle elini kolunu bağladığınız belediyelerden beklemenizi de açıkçası hayretle karşılıyorum. Diğer yandan tweetimden belli ki rahatsız olmuşsunuz. Orada dedim ki bütün yurttaşlar, insanlarımız sizin gideceğinizi görüyor dedim. Evet, o insanlar çarenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu görüyor ve sizin gidişiniz için gün sayıyor. Evet, bu ülkede artık her gün isyan günü, artık her gün ayrı bir acı gün. Üst üste acıların yaşandığı bir ülke haline geldi maalesef. Bu ülke yoksulluk yüzünden çöp karıştırırken öldürülen şirin elmasın ülkesi oldu maalesef. Cinsel istismara uğrayarak ölen Sıla bebeğin hala kim tarafından, neden, nasıl öldürüldüğü belli olmayan narinin, fakirliğin yaktığı çocukların ülkesi burası. Yoksulluğu sadece izleyen sizin iktidarınızın onlara öğrettiği çaresizliği yaşadı onlar ve kaybettik biz onları. Anadolu ve Trakya'nın her karışında kadınlar ve çocuklara yakılan ağıtlarla inlerken önceki gün evet 5 çocuğumuz İzmir'de yandı ve o çocukları siz kabul etmeseniz de yoksulluk yaktı. Sizin yarattığınız sefalet yoksulluk yaktı onları. Siz dün burada acılar çok tazeyken Sayın Zengin oturduğunuz yerden ahkam kestiniz, yargı dağıtıp ancak anneyi suçladınız. Dediniz ki Sayın Zengin, siz bir de annenin hayat tarzına bakın dediniz ve sustunuz. Hayat tarzı dediniz ve sustunuz. Çöplüklerden yiyecek arayan, hurda parası peşinde koşan bir kadının, bir annenin nasıl bir hayat tarzı olabilir? Yaşanan bu çaresizliğin acaba nasıl bir tarzı olabilir? Sayın Zengin, bir kadın milletvekili olarak esas konuşmanız gereken lütfen bu değil. Gelelim konuşmanız gerekene. 18 defa o sefaleti bakanlık görmüş ve çocukları almaktan başka bir çözüm üretememişsiniz maalesef. Bir anne tabii ki çocuklarından ayrılmak istemez. Siz ister miydiniz? Evlatlarınız var. O evi gördünüz, o annenin neler düşündüğünü biliyorsunuz. Peki iktidar olarak siz kafa yordunuz mu? Bir genç kadın, bir anne nasıl bu hale geldi? Buna kafa yordunuz mu? Herhalde bu hayatı o da istemezdi Sayın Zengin. Ve sizin iktidarın tüm kadın milletvekillerine soruyorum. Hayat hepimiz acaba eşit mi geliyor? Hayat hepimiz acaba her zaman eşit fırsatlar mı sunuyor? Bu yaşadıklarının mesulü o kadın mıdır, o anne midir? Eğer siz 22 yıldır iktidarınızda o söylediğiniz sosyal devletin gereği olan sizin söyleminiz güçlü kadın ve çocuk politikaları geliştirebilseydiniz, o kadına güvenceli bir çalışma ve yaşam ortamı sağlayabilseydiniz, o çocuklar bugün yaşıyor olacaktı ama artık yoklar. Suçu anneye, kadına...
Tamamlayın Sayın Kaya. Sayın Başkan, suçu anneye, kadına yüklemek en kolaycı yaklaşım maalesef. Suçu belediyeye yüklemek iktidar için en kolaycı yaklaşım. Siz hala 3-5 çocuk yapın demeye devam ediyorsunuz. Ama biliyor musunuz, bu ülkede 15-19 yaş arası her 1000 kadından 13'ü doğum yapıyor. Melisa Sinem de neredeyse her yıl doğum yapmış. Peki hani aile planlama politikanız? Nerede kadın sağlığı politikanız? Ve siz tüm bu eşitsiz şartlar altında hala her şeyin altında parasal sebepler mi var diyebiliyorsunuz Sayın Zengin. Evet, günümüz Türkiye'sinde ve dünyasında paranız varsa karnınız tok, yoksa karnınız aç, çocuklarınız aç, yanarak ölürler. Ama bu aile bu çocuklar açken siz burada devletin bir yıl içinde bu aileye 110 bin TL destek verdiğini söyleyebiliyorsunuz. Hatırlatayım, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 67 bin. Altıboğaz için... Sayın Kaya, artı bir dakika verdim, diğer vekillere vermedim, kayda geçsin diye devam edin, mikrofonu açmıyorum. Ya biz biraz evvel Sayın Grup Başkan Vekilinize nezaket gösterdik. Yani Hatip Türk kürsüye yürüdü diye bir tahammül yok yani. Şimdi Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, şimdi Sayın Asu Kaya Hanımefendi, doğru söyledim, Asu Kaya Hanımefendi, dinlerseniz anlayacaksınız. Düzelttim arkadaşım, Asu Kaya Hanımefendi. Adamı 10 defa Sayın Zengin, Sayın Zengin, kürsüden orada konuşmama bile müsaade etmeyip Sayın Zengin dinlesin modunda olduğu için bence en az 10 kez sataşmadan söz almam lazım. Adamı kamuoyu yeteri kadar biliyor ama bayağı bir katkı verdi bugün kendisi. Şimdi bir defa konuyu hiç anlamamış. Niye anlamamış? Benim kadın kolları başkanı olmamla ilgili cevabın kendisiyle alakası sıfırdır. Hiç alakası yok. Ben bu konuşmayı bir genel başkana yaptım. Bugün bir genel başkan mecliste yaptığı grup toplantısında bana ne alakasızsa sataştı. Buyurun Sayın Zengin. Ben de buradan kendisine cevap verdim. Kendisi başbakanken ben kadın kolları başkanıydım. Partimizin genel başkanıydı. Eğer bana diyorsa ki hiçbir evi ziyarete gitmemiş, o zaman kendisi görevini yapmamıştır. Ben İstanbul Kadın Kolları Başkanıydım ve işimi de fevkalade iyi yaptığımı düşünüyorum. Bunun Aslı Hanım'la alakası sıfırdır. Konuları daha dikkatli dinlemesini tavsiye ederim. Kendisiyle ilgili söylediğim şey şudur. Şimdi dün kendisi de burada grup başkan vekilinin yanında oturuyordu. Bütün konuşmaları dinledi. Benim bu parayla alakalı meseleyi niçin söylediğimi bence anlamış olması lazım. Çünkü ben Murat Emir Bey'i de bunu anlamış olarak görüyorum. Bu bir cevaptı. Kime? Dem grubuna bir cevaptı. Ama buna rağmen Halk TV'nin yaptığı çok çirkin bir haberi kendisi retweetleyip üzerine kocaman alakasız bir yorum yazmıştı. Ben ona cevap verdim. O yüzden meseleleri doğru anlamak lazım. Şimdi gelelim diğer konuya. Bakınız Sayın Zengin, tamamlayın lütfen. Ataşmalar için tek tek söz bile alabilirim. Belki iç yüzükten bunu ispatlayabilirim bile. Şimdi Sayın İmamoğlu'nu hatırlıyorum. İstanbul'da bir çocuğumuz Eda Nur bir reguar kapağı açık kaldı ve düştü, hayatını kaybetti. Ve burada Büyükşehir'in çok büyük bir ihmali olduğu ortaya çıktı. O zaman pek çok kişi dedi ki ya piknik yapmasalardı, annesi çocuğunun elini tutsaydı. Bunları sizin arkadaşlarınız, şahsınızı kastetmiyorum, konuşma yapan Hatibe binaen söylüyorum. Onlar söylediler. Şimdi efendim küçültüyormuşuz falan filan. Hiçbir şeyi küçültmüyoruz. Bakın parayı doğru harcamaktan bahsediyorsunuz. Tarkan'a kaç lira para verdiniz konser parası? Ben burada görüyorum 8 milyon. O zaman evine 400-500 lira para için hurda toplayan bir hanımefendiye verseydiniz 1 milyon lira. Madem öyle. Bizim verdiğimiz parayı beğenmiyorsunuz. Yani bu işleri yaparken bakın sizin geldiğiniz yolun birkaç pisli yoldan geliyoruz. Öyle olduğu için 22 yıldır iktidardayız. Buralarda... Sayın Zengin lütfen tamamlayın. Şimdi sosyal devlet olmama şansınız yok. Anayasanın amir hükmüdür. Türkiye sosyal bir devlettir. Anayasanın amir hükmünü yerine getirir. Aile Bakanlığı'nı kuran AK Parti'dir. Daha önce bir genel müdürlüktü, sonra bir bakanlık oldu ve nihayetinde bütçesi olan, müstakil bir bakanlık olarak kuran zaten AK Parti'dir. O yüzden bu lafları söylerken bu konuşmaları çok savruk ve hakikaten anlamdan kopuk ve ciddiyetsiz buluyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Emir. Başkan, doğrusu kendisinin kelimeleriyle ifade edersem son derece savruk bir konuşma yaptı.
Çünkü biz burada kaybettiğimiz 5 tane yavrumuz için konuşuyoruz. Nerede ne yanlış ne eksik yapıldı onu bulalım diye konuşuyoruz. Ve burada da ana sorumlunun elbette ki Aile Bakanlığı olduğu ortada. Ve burada en azından hesap vermesi gereken, en azından somut durumu ifade etmesi gereken, teftiş yaptırması gereken, sorumluları bulması gereken kişi de Aile Bakanı. Ve Sayın Grup Başkan Vekili de Aile Bakanı'nı bu sorumluluktan kurtarmak için her yere savruk bir şekilde saldırmayı tercih ediyor. Ekrem İmamoğlu nereden çıktı? İstanbul'da konserler nereden çıktı? O yavrumuz, İstanbul'daki yavrumuz öldüğü zaman mecliste konuştuk. Ben konuştum kürsüden ve dedim ki gelin araştıralım. Mahkemeler elinizde. Bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Gelin. Sayın Emir tamamlayın lütfen. Zaten biz bir hukuk devletiyiz. En azından öyle olmamız gerekiyor. Mahkemeler zaten sizin elinizde. İdari yargı zaten görevinin başındadır. Gelin araştıralım. Hatta bununla da yetinmeyelim. Bu cinayetlerin, bu ölümlerin hepsini araştıralım dediğimde kendi elleriyle reddettiler. Şimdi soruyorum Sayın Zengin. O orada belediyenin suçlu olup olmadığını biliyor musunuz? Oradaki soruşturma sefahatı, mahkeme sefahatı hangi aşamada biliyor musunuz? Hayır. Konu ne? Üstümüzdeki bu sorumluluğu nasıl sıçratırız? Nasıl başkalarına aktarırız? Konserle bu işin ne alakası var? Konseri konuşacaksanız gelin konuşalım. Arkadaşlar, burada 5 çocuğun ölümünden bahsediyoruz. Lütfen bu ağır meselenin ciddiyetine vakıf olarak savrulmadan konuşalım. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri, bir konuyu açıklık getirerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir siyasi partinin grup başkan vekili ya da kürsüde hatip konuşma yaparken laf atılıyor, söz atılıyor. Ben ilgili partinin vekilini uyarıyorum. Ama bakıyorum ki diğer parti konuşurken aynı şey onun için de geçerli. Eğer burada konuşan milletvekillerini, kürsü hakkını kullanan, düşüncesini ifade eden milletvekillerini dinleyerek, eğer varsa söz ki bu konuda gerçekten oldukça bonkör de davrandığımı ifade etmek isterim. Hiç de mütevazı olmayacağım. Gereken cevap verilir. Ancak siz oturduğunuz yerde o hatibi duyabiliyorsunuz ama divan olarak biz duyamıyoruz arkadaşlar gürültüden. O nedenle lütfen hem kürsüde hem yerinde söz hakkını kullanan hatipleri dinleyelim. Varsa itirazlarınız, grup başkan vekili veya sataşma varsa milletvekili arkadaşımız bu konuya açıklık getirebilir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ekranları başında bizi izleyen değerli halkları ve hapishaneleri saygıyla selamlıyorum. Bir selamda kayyum politikalarına, kayyum darbesine karşı sokaklarda günlerdir, 10 gündür direnen Batman, Mardin, Halfeti halklarına, Kürtlere, Türkmenlere, gençlere, kadınlara saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Hepimize geleceğe dair umudun meşalesini yakıyorlar. Geleceğe dair umudun nüvesi oradaki direniştedir. Bizim açımızdan da kadın mücadelesi açısından da kayyumlara karşı sokağı dolduran, kadınların kazandığı belediyeler için geri almak için mücadele eden kadınlar ve gençler, anneler çok kıymetlidir. İnanıyoruz ki kayyum politikasını onlar def edecektir. Yoksulluğu konuşmak bir meseledir ama kadın ve çocuk yoksulluğunu konuşmak başka bir meseledir. Kadınlar için yoksulluk sadece maddi imkanlardan mahrum olmak değildir. Hayata dair her şeyden yoksun olmaktır. Ve bunlardan en önemlisi de seçenekleri düşünebilmekten yoksun olmaktır. Yoksul bir kadın hayatı için çıkış yollarını düşünebilecek imkanlara sahip değildir. Kanallara sahip değildir. İmkanlar o kadar uzaktır. Bir düşünce alanı bile değildir imkanlar. Buna rağmen anne Sibel Akcan çocuklarına umut dolu isimler koymuş. Nefes, Peri, Aslan, Masal, Bulut. Kendi yaşayamadığı hayat için hesabını çocuklarına gelecek umut ederek sormak istemiş. Kendi yaşayamadığı hayatın onların kaderi olmasını istememiş ama fatura
bu kadına çıkartılıyor. Böyle bir durumda mütemadiyen kadınlar suçlanıyor, kadınlar gözaltına alınıyor, kadınların yaşam tarzı sorgulanıyor. Fakat bu derin yoksulluğun müsebbipleri hiçbir suçluluğumuz yok. Yok efendim belediye şunu mu yaptı, bakanlık şunu yaptı. Böyle teknik meseleler değildir orada yaşanan. Orada yaşanan bütün bir umudun çalınması, bütün bir hayatın çalınması ve pompaladığınız kutsal aileyle daraltılmış bir hayatın bir cenderenin içinde mahvolmuş, kahrolmuş bir gerçeklik vardır. Ya bugün baba cenazeye getiriliyor, elleri kelepçeli, iki jandarma koluna girmiş. Bu mu yani anlattığınız? Bu sahneden sonra bize kadınlar çok derdimiz, çocuklar çok derdimiz nasıl diyeceksiniz? Biz sizlere defaatle söyledik. Bu ülkede eğer holdinglerin borçları silinirken KYK borcu yüzünden gençlerin hesaplarına bleke konuluyorsa, eğer çocuklar açsa, eğer kadınlar Tamamlayın Sayın Çubuk. Müsebbibi elbette ki iktidardır. Bunun faturasını muhalefete, bunun faturasını efendim kadının kendisine kesemezsiniz. Hayat tarzıymış. Hadi oradan. Bu ülkede gençlerin çoğu bağımlı. İlkokul kapılarına kadar uyuşturucu satıcıları gitmiş. Şeker adı altında oralara uyuşturucu sokuluyor. Bir kadının düşürüldüğü rezil hayatın hesabı yine ondan soruluyor. Sorumluluk istifa etmektir. Siz bunu yerine getirmiyorsanız biz gereğini yapacağız. Bu hayatı hiç kimseye bırakmayacağız. Kendi geleceğimiz için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Son bir söz. Jin Jiyan Azadi. Jin Jiyan Azadi. Biz sizin gibi kadınlara ciyak ciyak demiyoruz. Kadın düşmanı ağızlarla konuşmuyoruz. Biz kadınlarla yaşıyoruz. Kadın olarak kendimize saldırmıyoruz. Saldırıları da asla affetmiyoruz. Ciyak ciyakmış. Hadi oradan. Sayın Başkanım, dün kastettiğimiz şey tam da buydu. Değil ben konuşurken, kendi grup başkan vekilleri konuşurken sürekli bağıran bir gruptan bahsediyoruz. Üslup da maşallah gerçek bir hanımefendi üslubu, hadi oradan falan. Ben kendisine o lafları söylemeyeceğim çünkü sevmediğim bir lafı söylemek istemiyorum. Ama aynıyla kendine iade ediyorum. Şimdi burada konuyu anlamaktan ne kadar uzaklar? Ben konuşmalarımda ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Yaşam tarzından neyi anlıyorsunuz ben anlamadım. Kafanızda ne şekilleniyor? Yaşam tarzı dediğiniz şey tek tipte bir şeyden bahsetmiyoruz. Hani gördünüz bir ton suç kaydı var. Yani bunları söylemeyecek miyiz? Biz katman katman problem derken bunlardan bahsediyoruz. Üstelik de yaşam tarzıyla alakalı cümleyi tamamlayamadım bile. Çünkü sözüm kesildi, mikrofon kesildiği için. Ama maşallah çok bonkörler söylemediğim bir şeyi tamamlıyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu hanımefendi... Başına bu olaylar gelen hanımefendiye çok 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 elbette üzgünüz. 5 tane evladını kaybetmiş. Tamamlayın Sayın Zengin. Babası hakikaten insan kahroluyor. Cenazeye gelen bir insanın elinin asla bağlı olmaması lazım. Cenazeye gelmiş zaten. Kaldı ki bu fark edilmez de bu şeyler kelepçeler açıldı. Bundan sonra da eğer gerekiyorsa şu genel kılda bir düzenleme yapalım. Cenazeye gelmiş bir mahkum müsaade etsinler de herkes cenaze namazını kılsın. Bunun önünde en ufak bir engel de yok. Biraz bu işi yapan insanların inisiyatif alması lazım. Orada camide o anda bundan görevi ifa eden kişilere ifade ediyorum. Şimdi şunu da söyleyeceğim Sayın Başkanım. Bakın evin mahremiyeti olduğunu unutuyoruz. Evlerin mahremiyeti var. Bir evin içerisine tak diye girme şansınız yok. Kapıyı çaldığınızda arayacaksanız arama evrakınızı gösterirsiniz. İçeri girmek için, o evin içinde bir şey yapmak için bir mahkeme kararı ya veya yazılı bir evraka ihtiyaç var. Biz bundan bahsediyoruz. Sokakta olan bir şeyde, sokakta bir çukur var. Tabii ki bu çukurun sorumluluğunu İstanbul Büyükşehir'e de sorarız, diğer belediyelere de sorarız. Buradaki problem arkadaşlarımızın kendi belediyeleri olduğu zaman hiçbir sorun. Buyurun tamamlayın Sayın Zengin lütfen. Hiçbir sorumluluk alanı yok. Bize meselemiz olduğu zaman da bakıyorum efendim her şeyden şeye sorumlu. Bizler sorumluyuz. Evet, ya evet. Buradaki problem şu. Biz iktidar olmaktan mutluluk ve gurur duyarız. Evet, biz her işin en iyisini yapmaya talibiz. Doğru yaptığımıza doğru, noksan yaptığımıza noksan, daha iyisini de yapmaya talibiz. Tüm bunlarla kendimizi herkesin önünde yaşanan bir şey olduğu için 22 yıldan gurur duyuyoruz. Bu oyu aldık da geldik. Vatandaştan oy aldık geldik. Yine inşallah vatandaşımız görüyor, sizlere de görüyor, bizi de görüyor. İmtihan, evet saygı gösterin. Ben size aynı şeyi söylüyorum. 22 yıl aşağılar gibi kullanıyorsunuz. 22 yıl gurur cümlesidir, gurur. Becerebiliyorsanız siz de yapın. 22 yılı.
Son cümlem. Bakın ben Türkiye'de kadın haklarını savunduğum için, kadın haklarını savunduğum için en çok ne diyelim, tırnak içinde dayağa maruz kalan insanım. Ben bulunduğum her yerde, yaşadığım ilk günden kendimi bildim bileli. Ben haktan, hukuktan hiç alakası, yanlış anlıyorsunuz, onu da anlamaktan acizsiniz. Yaşam tarzından bir tane sadece kendi yaşam tarzınızı anlıyorsunuz. Yaşam tarzı, o da bir sürü katmanları var. Bir sürü. Nasıl bu noktaya geldiniz? Nasıl bir sürü? Evet. Kadın buna hiç, evet, buna kafa yoralım. Hayır, siz yoruluyorsunuz. Tam tersine ben de bunu söylüyorum. Ben de bunu söylüyorum. Bu konuya nasıl gelindiğini inceleyelim. Aynen böyle. İnceleyelim diye öneriyorum ben. Hiç alakası yok. Bizim politikalarımızla sahip çıkıldı. Hiç alakası yok. Siz efendim, siz belediyenizde bir lokma ekmek vermemişsiniz ya. Keşke yapsaydınız. Siz sahip çıksaydınız. Bir de kadın belediye başkanınız var, avukat. Cenazeye bile gelmemiş ya. Cenazesine gelmemiş. Bir de buradan bağırıyorsunuz. Önce kendi adamınızı söyleyin. Önce kendi adamınızla ilgili şeyi söyleyin. Cenazeye gelmekten acizsiniz. Sahip çıkmamız. Sayın milletvekili, farkındaysanız grup başkan vekilinize söz verdim. Eğer susarsanız sayın grup başkan vekili cümlelerini kuracak. Sayın başkan, şimdi bizim buradaki eleştirilerimizi AKP grup başkan vekili kişisel bir mesele olarak alıyor. Burada ortada çok vahim bir durum var, vahim bir tablo var. Kimse evlerin mahremiyetine söz söylemiyor ama evlerin mahremiyetine en fazla dikkat etmesi gereken iktidardır. Kapısını kırmadığınız evimiz kalmadı. Gözaltı işlemlerinizde dönün bir bakın. Yatak odalarına kadar girerken bir bakın. Dolayısıyla burada evlerin içinin mahremiyeti konusunda yaptıklarınız ortada. Kaldı ki bu bir sosyal vaka, bir sosyal sorundan bahsediyoruz. Orası evin içidir, orada ne olursa olsun diyemezsiniz. Çocukların haklarını korumak aslında sosyal bir siyasettir. Bu siyasetin gereğidir. Bunu yapamamışız. Şimdi bakana sormak istiyorum ben, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı'na. Belçika'da böyle bir olay olsaydı nasıl davranılırdı? Kendisi Belçika'dan geldi ya. Sayın Temelli, lütfen tamamlayın. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı ortada yok. 5 çocuk yanarak ölmüş. Belçika'da ne olurdu? Bayri Belçika'daki kimliğiyle hareket etseydi de istifa etseydi. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.